Merhaba arkadaşlar, non-null type yani null olmayan tipleriyle başlayalım. Bunun için iki değişken tanımlıyoruz. var kullanıcı eşittir kullanıcı adımız string tipinde admin olsun. Şifre de tanımlayalım. var şifre eşittir buradaki şifremiz de 35. admin olsun. Buradaki değişkenlerimizden birini textview içerisine yazdıralım. textview nokta Text eşittir yukarıdaki kullanıcı adını TextView içerisine aktarıyorum. Biz burada ne yaptık? Kullanıcı ve şifre adında iki tane değişken tanımladık. Başlangıç değerlerini admin ve 35 admin yaptık. Burada herhangi bir problem yok. Kodumuz düzgün bir şekilde çalışır. Peki arkadaşlar ben buradaki kullanıcı ve şifre kısımlarının başlangıç değerleri olmasın. Programın herhangi bir yerinde duruma göre kullanıcı adını ve şifresini belirlemek istiyorum. Yani... Şuradaki kullanıcı değişkenimin başlangıç değerini null boş yapmak istiyorum. Aynı şekilde şifre de null olsun. Eşittir. Başlangıç değerimiz null. Kullanıcı ve şifrenin başlangıç değerlerini null yaptığımda şuradaki null kısımlarında hata veriyor. Bir hatamıza yakından bakalım. Null kısmının üzerine geldim. Diyor ki arkadaşlar buradaki diyor değeri diyor null yapamazsınız diyor. Çünkü siz null null type tipinde değişken tanımladınız. O yüzden gelip başlangıç değerini null yapamazsınız diyor. Biz Kotlin için ne demiştik? Biz eğer null pointer exception hatasını alacak bir durum var ise Kotlin bizi daha kod yazarken uyarır demiştik ki burada da arkadaşlar uyarıyor. Biz ee, null olamayan bir değişken tanımladık ama geldik başlangıç değerini Null yaptık. Sistem bunu algıladı ve bizi daha kod yazarken uyardı arkadaşlar. Yani buradaki şu şifre ve kullanıcı kod satırlarını buradan silmem lazım yoksa hata verir. Şu ana kadar sizinle kod yazarken tanımlamış olduğumuz değişkenlerin hepsi None, Null type yani Null olmayan değişkenlerdi arkadaşlar. Şimdi gelelim Nullable type yani başlangıç değeri Null olabilen tipleri tanımlayalım. Bunun için de bir değişken tanımlıyorum. Var. İlk önce değişkenimizin adı. Sonra iki nokta veri tipini belirtiyoruz. Veri tipinden sonra soru işareti koyup eşittir. İsterseniz bir başlangıç değeri verebilirsiniz. İsterseniz direkt nal yapabilirsiniz. Önce bir başlangıç değeri verelim. Başlangıç değerimiz İbrahim olsun. Sonra geldim şuradaki şu adı değişkenimin başlangıç değerini nal yaptım. Herhangi bir hata vermedi. Neden? Çünkü ben yukarıdaki adı değişkenimin artık null olabilen yani başlangıç değeri boş olabilen bir değişken tanımladım. Bunu nasıl yaptık? İlk önce değişkenimizin adı, sonra veri tipimiz, veri tipimizden sonra soru işareti getirip eşittir dediğimizde bu değişkenimiz artık null olabilen bir tip olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın adı değişkenimin sonradan başlangıç değerini null yaptım, herhangi bir hata vermedi. Tabi biz burada tanımlamayı yaparken şöyle iki satır şeklinde yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Var soyadı 2 nokta üst üste veri tipimiz string soru işareti eşittir direkt null diyoruz. Yani değişkenimizi tanımlarken bile başlangıç değerini direkt null yapabiliyoruz. Şimdi burada önemli olan kısım şu null yani null olabilen bir tip tanımladığımızda bunu text view içerisinde yazdırırken direkt değişken ismini kullanabiliyor muyuz? Bir deneyelim textview nokta text eşittir yukarıdaki adı değişkenimizi yazdıralım. Burada eğer nal olabilen bir tip tanımladıysanız direkt değişken ismini alıp textview içerisine aktaramazsınız hata verir. Bunlardan aşağıda bulunan şuradaki safe call operatörünü güvenli yolu ya da şurada iki ünlem operatörümüz olmayan güvenli olmayan yollardan birini tercih etmeniz lazım. Benim tavsiyem sürekli burada bulunan safe call operatörünü kullanın. Bunu buradan kesiyorum şöyle aldım. Şuranın altına yapıştırdım. Size de düzenli bir bilgi olsun. Save call operatörümüz neymiş arkadaşlar? Soru işareti ve nokta. Yani şuradaki değişkenimizden sonra soru işareti ve nokta. Save call operatörümüzü ekliyoruz. Bunu ne zaman ekliyoruz? Eğer null olabilen bir tip tanımladıysak arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Yukarıdaki adı değişkeni içerisinde bulunan İbrahim'in karakter uzunluğunu versin. Bunun için de length diye bir kodumuz var. Bu bir integer ifade olduğu için şu an bunu string ifadeye dönüştürüyorum. to string. Güzel. Bir kodlarımızı test edelim emülatörde. Evet, uygulamamız açıldı. TextView içerisine null yazdırdı. Neden arkadaşlar? Çünkü biz sonradan şuradaki adı değişkenimizin başlangıç değerini null yaptık. Bakın herhangi bir hata da vermedi. Düzgün bir şekilde çalıştırdı. Peki şuradaki karakter sayısını nasıl alabiliriz? Şuradaki null kısmını açıklama yaparsak direkt şuradaki İbrahimi verecektir arkadaşlar. Bir test edelim. Evet İbrahim isminin karakter sayısını direkt 7 olarak verdi. Burada neye değindik arkadaşlar? Safe call operatörünün tanımlamasına değindik. Burası önemli arkadaşlar. Bir sonraki ders ile devam edelim.